Evet arkadaşlar, brek sistemi direksiyon sol tarafında, alt tuşa bu şekilde basıyoruz. Burada seyir, auto, telefon, yardım, mesafe ikazı, dikkat asistanı, hassas, hemen şöyle yapalım. Bu bizim dikkat asistanımıza giriyor. Burada bir standart tuşu çıkıyor. Veyahut da kapatmak istiyorsak dikkat asistanını bu şekilde kapatabiliyoruz. Dikkat asistanımız kapatıldı. Tekrar OK tuşuyla biz bunu hassas alıyoruz. Titreşim daha fazla oluşması amaçlı. Evet, OK tuşuyla bu şekilde hassas olarak değişti arkadaşlar. Menümüzün içerisinde şöyle bir daha geriye dönelim. Kör nokta uyarı asistanı var. Söylemiş olduğum gibi bir önceki videomda bu mevcut. Mesafe ikazı var. Yani bu hem mesafe ikazı yapıyor hem fren desteği veriyor. Fren desteğini gösterebilecek miyiz? O da tartışılır. Bu da aynı şekil tuş OK tuşuyla açıp kapatıyoruz arkadaşlar. Menümüz bu şekil. Bizim bu hassas da ve videoya geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu başlıkta gördüğümüz üzere Mercedes şerit takip uyarı sistemi. Tekrar ediyorum. Şerit takip uyarı sistemi. Neden ben böyle bir tekrarda bulundum? Birkaç video sonra yapacağım XC90 Volvo aracımız var. Onda şerit takip biraz daha farklı oluyor. Yani araç alırken ikinci el olsun, yeni olsun, birçok özellikler sayılıyor. Ve bu özellikler de Mercedes'in uyarı sistemi nasıl oluyor? Bunu tarif edeceğim arkadaşlar. Şu anda yoldayım. Kameramı ön tarafa doğru çevireceğim. Evet arkadaşlar, gösterge panelimiz burada. Şu anda herhangi bir aracın bu şekilde uyarısı yok. Şu saat göstergesinin önünde çarpışma önleyici, çarpışma uyarı sistemi var. Tabi bununla ilgili ayrı bir video yapacağız. Şimdi şöyle aracın sol tarafındaki far açma düğmesinin hemen sol tarafında, üst tarafında şöyle göstereyim. Otomobil ve yan tarafları şerit olan bir düğme var. Bunu açıyoruz ve kırmızı ışık bu şekilde yanıyor arkadaşlar. Şerit takip sistemi, uyarı sistemi devreye girdi. Ekranımızda nedir? Aracımız otomatik vites. Otomatik vites hemen yan tarafında, biraz daha yaklaştırayım. Vallahi bazı yani tam netleşmiyor arkadaşlar. Şöyle. Bazı arkadaşlarım diyecek toz makinesini mi çekiyorsan. Full HD kamerayla çekiyorum ama çözünürlük çok iyi değil. Hemen R tuşu, yani geri tuşun olduğu yerde bir işaret çıktı. Yani bu az evvel göstermiş olduğum işaretin aynısı arkadaşlar. Şimdi yolumuz burası.
düz bir yol. Antalya'da ikamet ediyoruz. Antalya Serek D400 karayolu burası. Kamerayı şöyle biraz daha uzaklaştırarak daha iyi net görüntü alacağımızı düşünüyorum. Şu anda araç sağ şerit ilerliyorum. Yol çizgileri çok da belli değil ama aynı şekil akışkan kesik çizgiler var. Yani kesik çizginin manası da sollama yapabileceğimizi söylüyor. Şimdi biz şeridimizde nasıl kalıyoruz? Ben bu şekilde direksiyonumu hafif sola doğru götüreceğim. Ama ben şimdi buna herhangi bir uyarı nasıl oluyor? Ya bu şeritte gitmeyecek arkadaşlar. Bu yoldan yani şeridi gördüğünde şeride çıktığımızda sadece direksiyonda uyarı yapıyor. PlayStation oynadınız mı bilmiyorum ama veyahut da titreşimli telefon olarak düşünün. Telefonu sadece titreşimi aldık. Titreşimde sadece zır 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 diye zırıldaması veyahut da PlayStation'da oynarken yani kumanda kollarının titremesi şeklinde. Nasıl şöyle ben nasıl hissettirebilirim? Şu klimayı iyice bir kısayım arkadaşlar. Düz çizgiye döndü burası. Düz ya da kesik çizgi olması çok da önemli değil. İnşallah hissettirebileceğim ben size. Şimdi arkamda bir araç var, onu bekliyorum. Kör nokta uyarı sistemi kırmızı ışığı devreye girdi. Bununla ilgili videomuz da kanalın içerisinde mevcut. Bunları parça parça çekmeye gayret gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle ben direksiyona dayadım. Hissedebilecek miyiz bakacağız. Valla bu sesi alması lazımdı. Sadece 3 sefer titreşimle direksiyonda uyarı veriyor. Ekranımızda herhangi bir şerit takibi konusunda uyarı vermiyor. 50 kilometrenin üstüne çıktığımızda bu sistem devreye giriyor arkadaşlar. Şimdi biz yola devam edelim. Bir şekilde ikinciyi de tekrar göstermek istiyorum. Ben kamerayı tam olarak dayayacağım. En azından kamerada ses olarak almaya gayret göstereceğiz. Ya yani küçük titreşimler. Yalnız bu konum menü kısmında en hassasta. Yani iki kadem olarak gözüküyor. Yani ilk kademesi yani normal seviyede. Normal seviyede aynı titreşim biraz daha zayıf oluyor. Hassas seviyede biraz daha fazla titreşim yapıyor arkadaşlar. Şimdi sol şeritteyim. Soldaki düz çizgiye doğru biraz çıkacağım. Şimdi ben kamerayı dayıyorum şöyle. İnşallah hissediliyordur. Veyahut da benim anlatımımla bu şekilde kalalım arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi birkaç video sonra bir aracımız var. XC90 Volvo. Onda şerit takip sistemi farklı. Bunda uyarı sistemi var arkadaşlar. Yani yeni araç alırken veyahut da ikinci el alırken birçok özellikler, mesela sahibinden olsun veyahut da bayilerde olsun, bu şekil araçların özellikleri sayılıyor. Yani buradaki beklenilen bir şerit takip uyarı sistemi. Ben ilk bu arabaya bindiğimde normalde ben sadece bu şeridi takip edeceğini düşünüyordum. Aracımız 119 CDI Mercedes Vito. E olsun, C olsun, S olsun. Bu tarz ortak özelliklere sahip bu araç. Yani bu 111'den ayrı kılan hemen hemen bu 119 fiyatı 111'den 2 tane aldırtıyor. Yanlış konuşmadıysam inşallah arkadaşlar. Çekilişli birçok videom var. Arkadaşlar ben YouTube gelirlerini olduğu gibi size aktarıyorum. Kanala abone olarak destek vermenizi rica edeceğim. Kanalın içeriğini bir ziyaret etmenizi rica edeceğim. Aracımız şimdi arka sağda bir araç var. Evet, kör nokta uyarı sistemi uyarı verdi. Sağda araç olduğuna dair. Yani bir önceki videom mu, bir ikincisi videom olması gerekiyor. Bu kör nokta uyarı sistemini görmek isterseniz bunun da anlatımlı bir videom var. Söylemiş olduğum gibi kanalın içerisinde ziyaret edin lütfen. Ayrıca Tofaş Pandizot çekilişimiz ve kapı ceplikleri çekilişimiz var. Onu da nasip olursa birkaç gün sonra ben onun çekilişini yapacağım. Ondan sonra Vürüt silikon spreyinin çekilişi var. Ondan sonraki haftada onu yapacağım arkadaşlar. YouTube'dan bu ara gelir gelmesi gerekiyor. Gelirlerine birkaç ürün alacağım ve bu ürünlerin hem tanıtımını yapacağım. Aynı zamanda
çekilişte arkadaşıma hediye edeceğim. Daha YouTube'dan gelirim olmaz iken, normalde ben gene çekilişli videolar yapıyordum ama bu videolarda kargo masrafını karşı taraf ödesin istiyordum. Ama herhangi bir ücret ödemeksizin siz bunu bu şekil en yakın PET'te merkez şubesine göndereceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek umuduyla Antalya'dan kucak dolusu selamlar, saygılar.